Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde bu tabloyu size göstermiştim ama tekrar göstermek istiyorum. Nedeni şu: kritik maç Hollanda ile. Birazdan Hollanda maçına geçeceğiz. Yolumuza bakacağız. Umarım kendi evimizde, Türkiye'mizde galibiyetimizi alır. Dünya Kupası'na emin adımlarla ilerlemek için o 3 puanı hanemize yazdırırız. Yani grupta şu an çıkmaya çok yakınız. Çıktık, çıkacağız. Kapıyı araladık. Ama hala kapıyı suratımıza kapatabilirler. Bu yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Hollanda maçında Arjen Robben'e, eski arkadaşım Bilind'e gereken dersi vereceğime inanıyorum. Türkiye'nin gereken dersi vereceğine inanıyorum. Bu yüzden yavaş yavaş maça geçiyorum. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an yepyeni bir saç stiliyle karşınızdayım. Tabii ki uzun sakalımla birlikte. Mohawk saç stilini tercih ettim. Ona da bir imaj olsun, tarz olsun diye uzun sakalı yerleştirdim. Hollanda maçına böyle çıkacağım. Elimden geldiğince iyi bir performans sergileyip takımıma, milli takımıma galibiyeti kazandırmak adına varımı yoğumu ortaya koyacağım. Galibiyetimizi alacağız. Dünya Kupası'na katılacağız. Bu iş bu kadar. Valstation'da, Antalya'da, Türkiye Hollanda. Antalya'da, Türkiye Hollanda maçı başlamak üzere. Valstation, bildiğiniz üzere Antalya'da kendi evimizde oynadığımız maçlarda, Dünya Kupası'nda Antalya'da büyük bir maç bizi bekliyor. Hollanda taraftarı kendisinden ayrılan, kale arkasında yerlerini almış durumdalar. Cleve ve Andy maçın sunumunda yer alacaklar. Puan tablosu gördüğünüz gibi, biraz önce bunu biraz da olsun analiz etmiştik. Ama tekrar bize gösterme gereği duyuyorlar. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok, biz onu analiz ettik. Gördüğünüz gibi yeşil formam, uzun sakal, kısa saç. Yeni tarz, yeni imaj. Maç başlamak üzere. Seremoni bitti. Artık her şey Hollanda'nın santra yapışıyla başlıyor. Bol şans çocuklar, bol şans. Yaklaş yaklaş, solda adam, solda adam abi, yapma gözünü seveyim, yapma. Ben de sakin sakin sakin, güzel. Out hoca değil mi? Out. Sıkıntı yok, süpersin. Promise iyi orta, aferin. Hadi beyler, düşmüyor bu top. Bizde bu top. Hadi aslanım, indir şu topu. Hadi oğlum, bırak sen de Cenk. Hadi bırak, süper pas. Bırak ortaya, mükemmel. Aferin beyler, aferin, işte bu ya. Organize, iyi pas, ver kaçlar, süper. Hadi aslanım, iyi orta beyler. Bizde bu top, vurun şuna. Vur lan. Lan vurun vurun, aferin töre be. Yakında, iyisin töre. Yaklaş lan yaklaş, orada basın beyler, orada basın, açı vermiyorsunuz. Açı yok, bak ortaya dikkat. Aferin, kapatın önlerini. Kapatın, süper. Süpersiniz beyler, bugün çok iyi kademeye giriyorsunuz, helal size ya. Hadi oğlum, soldan devam. Bırak önünü, süper pas. Yürü oğlum, yürü lan, içeri lan. Lan Cenk, yapma be, iyi orta. İşte bu be. Arka direkte Hakan Çalhanoğlu. Mükemmel bitiriyor. Cenk Tosun. Belki kendisi içeri doğru girebilirdi. Ama içeri girmek yerine etkili ayağıyla enteresan bir orta verildi. Arka direğe denedi. Orada Hakan 10 numaralı formasıyla güzel bir kafayla kaleciyi avlamayı başarıyor. Türkiye Antalya'da 1-0 önde. Hadi oğlum yaklaşın. Şu soldaki bak adama yaklaşın beyler. Orada birikmeye başladı herifler. Aman açtık mı orta? Sakin, kontrollü beyler, kontrollü. Aferin Selçuk, iyi girdin araya, aferin. Bıraksan auto da taça da çıkabilirdi ama olsun. Hiç fena değil, takip etmem bile güzel bir şey, aferin oğlum. Hadi oğlum, sen de bırak, mükemmel pas. Yürü lan Cenk yürü, sevdiği toplar Cenk. Çek şu topu, pas ver, iyi pas. Yapma be oğlum be, yapma be, artistik yapma be. Dikkat, Berkaç'a dikkat. Aman abi, açtırtma, sakın bak, iyi tutun adamları, vurmayın. Lan vurdurmayın lan. Güzel, iyi. Engelleriniz en azından. Aferin oğlum, işte bu ya. Onlara güzel bir pozisyon vermek yok. Hadi beyler, yavaştan ileri. Al oğlum sen de bu top. Dikkat, son saniyeler. Bu be! İşte bu. Namalüp serimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Portekiz'de grupta şu ana kadar bir beraberlik almıştık. Ama Hollanda'yı kendi evimizde devirmeyi başarıyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Bana fazla iş düşmedi. Yani sonuçta toplam 2 şutları vardı, ikisi de kaleyi tutmadı. Yine de takımımız, milli takımımız, gururumuz başarıdan başarıya koşuyor. Böylesiniz çocuklar, süpersiniz çocuklar be. Helal size, helal. Rakibimiz 1 Nisan'da 2. sıradaki Wolfsburg. Onlara bugün güzel bir şaka yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Ne yapabiliriz dedik. Yer yer dediler, çık ileride pozisyon alın. Tamam dedim, gerekirse dedim gol atacağım, gerekirse dedim asist yapacağım. Siz de dedim elinizden geleni yapın. Onlara dedim, bu 1 Nisan'da güzel bir şaka yapalım. Onlar da tamam dediler. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Çok merak ediyorum. Biz hazırız. Rakip Wolfsburg
Zor bir maç bizi bekliyor. Yani ikinci sıradalar sonuçta ama günlerden bir Nisan. Yani yensek de yenesek de pek bir önemi yok. Çünkü şaka yapmak en büyük amacınız. Tabii ki bu biraz da küçük düşürmeye yönelik hareketler de olabilir. Küçük de düşebiliriz. Yani hata yaparsak bir daha toparlayamayız. Yine de ne olacağını hiç bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi puan tablosu şu an 4 puanlık bir fark var. Eğer olur da bu maçı kaybedersek, yaptığımız şaka kakaya dönerse, yani 1 puana kadar fark düşebilir. Ama biz yolumuzdan asla pes etmeyiz. Tam gaz yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. En iyi deplasman performansında zaten en iyisi biz. 1 numarayız. Deplasmanda da 1 numarayız. Ligde de 1 numarayız. Biz her zaman 1 numarayız. Aman aman aman, sağa bak sağa bak sağa bak abi, sağa bak bak, gene koşu var orada. Lan tut şu herifi, vurdurma. Aferin, en azından dengesini bozdun. Helal koçum benim ya. Hadi beyler ayağa, harikasın. Müller sende, süper pas. Ulan çok iyi gidiyorsunuz lan, bırak. Mükemmel lan, niye sen pas verdin? Hadi o pas verdi. Robben ne biçim şut çektin be. Kalecinin üstüne yumuşacık top bırakıyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. O kadar güzel pasa yakışmadı abi o. Hadi beyler önüne basıyoruz, önüne basıyoruz. İçeriye sokmak yok adamları. Dikkatli, dikkatli, sağdan kaçtı herif lan. Lan sağdan kaçtı. Bak şu topa bak. Aferin, aferin oğlum, aferin. Uzaklaştır, helal sana. Aman aman, koşulara dikkat, koşulara dikkat abi. Yaklaş yaklaş, gözünü seveyim, yaklaş. Kapat önünü. Aferin, aferin. Güzel oğlum, güzel. Açısını kapattın en azından. Harikasınız beyler, harikasınız. İyi savunma. Pres beyler, pres pres. Orada rahat top yok, rahat top yok. Yakın oynayın adamlara. Aferin, aferin. Lan aman 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 aman, kaçırmayın, kaçırmayın abi, kaçırmayın bak. Herif iki kişi arasından rahatlıkla top vurdu ya. Dikkatli, biraz dikkatli. Yakın oynayın. Yakın oynayın ki o kadar rahat şut açısı olmasın ya. Aferin beyler. En azından ayağını sokmayı denedim. Güzel. Hadi içeride iyi paylaş. İyi paylaş. Bak hareketli herifler. Yakın oynayın. Bende bu top. Bende bu top. Çık oğlum. Ya da ben de geliyorum. Hadi oğlum. Hep birlikte çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hadi aslanlarım. Koşun oğlum. Koşun. Geç. Geç. Ulan sağ bomboş. Yürü lan. Yürü lan Robben. Robben ben de geliyorum. Bekle Robben. Robben yürü. Robben yürü. Yazın asist olsun Robben ya. Biraz daha iyi vur be. Güzel güzel, fena değil. Hadi oğlum bak, güzel pas bıraktım. Costa yap bir şeyle. Bırak birine. Ver kaç birine. Pas at, bir şey yap. Aferin yurtta. Vur ona. Ya Ribery ya. Bir Hakan değilsin Ribery ya. Bir Hakan değilsin ya. Yaklaş yaklaş ona, yaklaş ona. Hadi oğlum, hadi oğlum. Geçirme. Aferin Bernard. Aferin Bernard. Güzelsin. Güzelsin Bernard. İyi girdin araya. İyi girdin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi beyler hareketli içeride bak. Dışı çizgiye dikkat. Çizgiye dikkat. Vurdurma. Vurdurma. Lan! Aman 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 aman, kapat kapat lan! Şaka yapma oğlum, bana bak, bugün 1 Nisan da öyle ravaşata vole mole yemezler. Burası Türk sahası, beni unutma, kaleyi Türk koruyor. Bu kadar kolay değil. Hadi beyler içeride dikkatli, hadi aslanlarım. Bende bu top değil, bende değil, bende değil. Kornerlere dikkat, gözünü seveyim, herifler çok tehlikeli oynuyor. Hadi beyler, hadi beyler, bir şeyler yapmalıyız, hadi oğlum. Hadi aslanlarım. Hadi koçlarım. Ben de sakin. Sakin. Hadi oğlum çıkıyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Hep birlikte çıkıyoruz. Hadi aslanlarım. Hadi koçum. Al şu topu. Mükemmelsin. Bırak sen de. Güzel paslaşma. Lan! Ya senin yapacağım ben pasım ya. Ya diyecek bir şeyim yok ya. Diyecek bir lafım yok sana ya. Kime bıraktın abi sen ya? Birimiz arkandayız. Birimiz sağındayız ya. Kime oynuyorsun? Ya 10 numara kontrol yakalı, ittin içine ettin, böyle bir pas yok ya. Bir de durduk yere senin yüzünden sarı kart yedim ya. Hoca ataydın bari sen de, iyiydi ya, en azından pozisyonu engellerdik ya. Şaka yapalım dedik, kaka oldu ha. İşte bundan korkuyordum. Böyle bir saçmalıktan korkuyordum ya. Yapma Vidal be, gözünü seveyim, en güvendiğim adamlardan bir tanesiydi. Senin yüzünden belki kariyerimin ilk sarısını yedim. Başka yedim mi hatırlamıyorum. Bir iki kere penaltı oldu, yemiş de olabilirim ama. Yok ya, olmadı vallahi, olmadı. Bu hiç yakışmadı bize ya. Ben de geliyorum. Bekle. Ver abi, ver. Hadi oğlum. Hadi oğlum, bir açılın, bir pasa geçin. Bir şey yapın. Hadi koçlarım benim. Lan biriniz bir önümde. Ya Draxler misin, netsin? Yeter be sen de, sürekli gelip duruyor. Lan indirin şunu lan. İndirin lan. Aman gol yiyeceğiz gene abi. Hadi oğlum, hadi. Ben de aldım onu. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım, atmadan dönmüyoruz lan. Çekiller önden. Lan çekil. Ya bak. Sen nasıl top saklıyorsun ya? Cidden sen nasıl top saklıyorsun abi? Beyler hadi baskılı alabiliriz. Kaleyi boş verin. Zaten yeniliyoruz. Aferin oğlum, iyi indirdin. Hadi beyler geçin pasa. Atmayacağım ama geçin pasa.
Belki bir şeyler yaparsınız. Hadi oğlum. Hadi koçum, al şu topu. Güzel, ver tekrar. Ver kaç yapacağız, ver kaç. Ya gidin koşun topun peşinden ya. Gidin koşun ya. 2'ye 1 oynasa orada. Pardon, 1'e 1 oynasa. Ver kaç yapacak? Belki gelişine ben topu yazabileceğim ya. Önümde fırsat var, imkan var. Yani nasıl bir maç oldu bu ya? Şaka yapalım dedik, içine ettik ya. Vallahi olmaz olsun böyle maç ya. Demek ki neymiş? Almanya liginde kimseye şaka yapılmazmış. Özellikle ikinci sıradakine. Olmadı Vidal, olmadı. Yakışmadı klasına. Şampiyonlar liginde çeyrek finalde dengeli bir eşleşme olduğu denilebilir. Yani sonuçta Chelsea ile biz yapacağız. İki liginde birincisi. Hatırlayacaksınız ki Manchester United'dan gelmeden önce Chelsea ligi götürüyordu. Şu an biz de birinci konumdayız. Bu yönden bir kafa kafaya bir eşleşme olmuş. Zor bir maç olacak bizim için, bunu biliyoruz. Chelsea'yi bir takım yakından tanıyorum. Bu yüzden de elimden geldiğince iyi bir performans sergilemeye çalışacağım. Diğer eşleşmelere baktığımızda Manchester City ve Wolfsburg. Manchester City aynı Manchester United gibi kafaya oynayan takımlardan bir tanesiydi. Wolfsburg bizim ligimizde ikinci. Yine bir yakın eşleşme. Bir yanda Paris Saint-Germain, Arsenal. Zor maçlardan bir tanesi. Ve çeyrek finalde en son eşleşme Fenerbahçe Borussia Dortmund. Yani Fenerbahçe'nin Roma'yı 3-0'la geçip Borussia Dortmund'un da Juventus'u 3-3 beraberlik ve deplasmanda atılan golle geçmesi. Güzel bir eşleşmeye tanıklık etmiş orada. Umarım biz istediğimizi elde ederiz. Finale doğru adım adım ilerleriz. Artık rakibimiz kim olursa olsun, elimizden geldiğince iyi bir performansla finale adımımızı yazdırmamız lazım. Şu an çok kritik bir maç var. Chelsea maçı var. Ona odaklanmamız lazım. Rakip İngiltere'den de tanıdığımız Chelsea. Zor bir maç bizi bekliyor. Kendi evimizde Allianz Arena'da kritik maç. Bakalım bu maçtan avantajlı bir skor elde edebileceğiz mi? Çünkü bu maçta avantajlı skor elde etmek demek Stamford Bridge'de rahat bir maç demek. Her zamanki kadromuzla neredeyse çıkacağız. Sadece ileride Chelsea'yi yakından tanıyan bir isim Costa var. Onun dışında neredeyse aynı bir kadro. Umarım istediğimiz skoru alırız bu sahadan. Allianz Arena'da harika bir atmosfer var. Akşam oynanan bu sahada sahanın görünüşü bambaşka. Muhteşem. Tabii ki siz bunun bir de içeriden yaşayın. Biz şu an içeride olduğumuz için hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Nasıl bir atmosfer olduğunu işte reji size gösteriyor. Bayern Münih taraftarı Chelsea maçında bizi yalnız bırakmıyor. Şampiyonlar Ligi maçında bizi yalnız bırakmıyor. Elinden geldiğince bu maçta bizi destekliyorlar. Bu maçta bizim için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Biz de onlara gereken, hak ettikleri futbolu sahaya yansıtıp 3 puana avantajlı skor almak için elimizden geleni yapacağız. Eden Hazard riskli bir adam, tehlikeli bir adam. Bu yüzden ona karşı bugün tedbirli olmalıyız. Ya yapacağımız hatalar bize pahalıya patlayabilir. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza bakmamız lazım. Finalde o kupaya uzanmamız lazım. Biz buna inandık. Biz buna inandık, taraftarımız da bize inanıyor. Dikkat dikkat, sol sol abi, sol kaçıyor, bak kaçıyor. Aman ortaya dikkat, ortaya dikkat. Bende bu top, bende beyler, bende. Dönen topa, dönen topa, bak lan kalkamıyorum lan. Aman abi kapat önünü. Aferin oğlum, aferin işte bu ya. Tamam aç yok, aç yok, aslansınız ya, aslansınız. Helal sana Benat ya, aferin oğlum, iyi uzaklaştırdın. Aferin oğlum lan, çok iyi pas bıraktın. Hadi göz, kaldır kafanı, kaldır kafanı oğlum, içeride boy, mükemmel geçti. Bırak birine, yazıldı. Direkten döndü. Costa, vur lan lan, bir de oha. Kurtuğa'ya bak ya. Hadi beyler, hadi atabiliriz ya. Onlara Allianz Arena'da gücümüzü göstermemiz lazım. Hadi oğlum vurun şuna. Güzel beyler, güzel, aferin işte bu ya. Baskılı futbol, baskılı futbol sonuç getirir. Yaklaş yaklaş, şut açısı yok beyler, şut açısı yok. Vermeyin vermeyin, pozisyon vermeyin. Sakin, ben de sakin. Hadi aslanlarım, çıkın oğlum, çıkın oğlum. Çok iyi pas lan. Yürü lan göç. Geçersin oğlum onu. Yürü oğlum. Süper pas. Yaz onu Coleman. Yaz onu Coleman. Gerçi açın yoktu ki, niye vurdun ki Coleman? Ben de seni gaza getirdim, kusura bakma Coleman. Valla. Hadi beyler, hadi beyler, bir şu kornerlerden bir gol atalım. Hadi aslanım, vurun şuna. Lan vurun lan. Oğlum. Kurtuğa'ya ne yapıyorsun sen ya? Yatmaz kalkmaz bir Kurtuğa. Açıverme, açıverme abi. Aferin, aferin. Çok iyisiniz beyler bugün savunmada. Hadi koçum. Güzel, harikasın. İyi hamle. Hoca ne yaptı adam ya? Ya bırak Allah'ını seversen, herif topa dokunuyor ya. Neren ne izliyorsun maçı sen? Ya bak abi, topa dokunuyor herif. Ya bırak, herifin bacağı uzunsa, o takılıyorsa biz ne yapalım ya?
Adam o ne güzel ayağının altından topu alıyor ya. Ya bırak gözünü seveyim ya. Saçma sapan hatalar yapıyorsunuz ya. Yeter sizin yöneteceğiniz maçı da size de ya. Ya bırak ya. Eğlenmemiz için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Ne yaptı bu herif şimdi ya? Ne yaptı? Yani adam yapabileceği en güzel hamleyi yaptı ya. Bacak arasındaki topa ayağını uzattı, topa dokundu. Top zaten bizim adama gidiyor. Neyin penaltısını veriyor bu herif? Çarpma yok, darbe yok. Kendi kendine takılıyor, düşüyor, penaltı veriyor ya. Ya kaderimizle oynuyorsunuz hoca. Yeter ya, yeter. Vallahi yeter ya. Yaklaş yaklaş, şu sola yaklaş abi. William bak, ikidir boş geliyor ya. Ondan sonra penaltı veriyor hakem zaten. Vurdurma, vurdurma. Aferin oğlum. Düşürme topu. Süpersiniz beyler ya. İşte bu ya. Ver bana, ver bana, ver oğlum. Aferin, aferin adamsın. Hadi beyler, kalecinin önüne dönen top sizde. Dönen top sizde. Girer bu. Ya ben onu çok iyi ayarlamıştım ya. O uzak direğin çatalına girecekti ya. Çok kötü gitti. Top resmen havada dümdüz gidiyor. Süzülme estetiği sıfır. Ama iyi vurdum. Hadi oğlum kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Nereye açıyorsun abi? Yerden at ya. Ya yerden yuvarla herife. O da pas versin ya. Allah Allah. Hoca hadi 6 saniye doldu. Kaç dakika oldu ya? Şşş, hoca. Ya sen bırak, ne biçim maç yönetiyorsun abi ya? Herif 6 saniye kuralının 1,5 dakika ile ihlal etti. Hala bir şey yapmıyorsun ya. Saçma sapan git penaltı versen anca. Hadi aslanım, hadi aslanım, yetişirsin ona. Koçum benim, koy de para, koy de para. Aferin lan, aferin, döndürme ona. Aman beyler, aman, dikkat et, dikkat. Önümü kapattı, önümü kapattı. Helal sana ya, helal sana. Sen mi çıkarttın, ben mi çıkarttım bilmiyorum ama güzel kademeye girdin. Helalim var, helalim var. Hadi beyler, hadi dayanın, bari 2 yemeyelim ya. Hoca şimdi saçma sapan bir penaltı menaltı verecek. Maçı iyice katledecek ya. Aman kapat önünü. Şşş. Dönen topa gidin ya. Abi toparlayın gözünüzü. Dakika 90 oldu. İyice maçtan koptunuz ya. Yapmayın. Rica ediyorum. Güzel pas. Hadi oğlum. Hadi Boateng. Bırak birini. Süpersin. İçeriği doldur. İçeriği doldur oğlum. Güzel. Kaldır kafanı Leva. Leva. Leva yapma ya. Leva yapma ya. Ya 1-0 yenildik saçma sapan penaltıyla ya. Ya senin yöneteceğin maçın ben içine edeyim ya. Böyle maç mı olur lan? Adam 6 saniye kuralını 1,5 dakika ile ihlal ediyor. Saçma sapan penaltı veriyor. Ya böyle maç yönetilmez ya. Git kendi liginde, amatör ligde yönet ya. Son dakikalarda bizi zorlayan Chelsea var. Onun dışında maçın geri kalanı bizdeydi. Belki. Belki de değildi. Bilmiyorum. Morallerimiz bozuk. Bildiğiniz gibi Chelsea maçı iğrenç geçti. Ya hak etmedik. Biz o maçı hak etmedik. O skoru hak etmedik özellikle. Tamam, belki gol pozisyonuna fazla giremedik. Girdiğimiz etkili pozisyonlar olmuştu ama Courtois engellemişti. Yine de o hakem hatası maça damgasını vurdu. Ya moraller alt üst olmuş durumda. Umarım Köln'de bunu aşarız. Chelsea hüsranını arkada bırakmak istiyoruz. Köln maçına odaklanıp ligde yolumuza bakmak istiyoruz. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Desteği için çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani biliyorlar, onlar da gördüler. Sağda hakemin ne kadar büyük hatalar yaptığını. Bizi suçlamak isteseler bile suçlayamazlar. Çünkü cidden çok saçma sapan bir maç oldu. Hakem maça damgasını vurdu. Wolfsburg yine damgasını vuruyor. Gene puan kaybetmiş. Liderliğimiz maç eksimiz olduğu halde 1 puanla devam ediyor. Ya bu maçı aldığımızda tekrar puan farkı açılacak. Demek ki Wolfsburg da çok iyi bir takım değil. Belki o hatayı yapmasaydık. Belki ben gaza gelmeseydim. Belki Vidal o pası yapmasaydı. Şu an fark belki daha fazla olabilirdi. Her şeyi belki dedik ama Chelsea maçı belki değil işte. Mutlak zafer lazım. Hadi oğlum bırak sen de Müller. Süpersin, süpersin, ah be. Aferin, aferin oğlum, aferin, iyi şuttu. Güzeldi. Kaleci de iyiydi ama geçebilirsiniz. Siz bu kaleciyi avlayabilirsiniz. Ben size güveniyorum oğlum. Hadi beyler, biraz daha iyi be. İstekli, arzulu ya. Şu Chelsea maçını arkamızda bırakalım artık. Rica ediyorum. Şu Chelsea maçını psikolojisinden kurtulalım. Etkili futbolumuza Bayern Münih'in gücünü sağa yansıtalım. Hadi Bernat. Kısa. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Çok güzel pas attın. Aferin sana. Durduk yere bile kontra yedik senin yüzünden ya. Yetiş ona Bernat. Bernat bak, hata yaptın, telafi et. Bernat telafi et ona. Telafi et. Aman. Aferin oğlum. Kapat. Kapat önünü, kapat. Kapat. İyi paylaş içeride bak. Adamlara dikkat edin. Hadi oğlum düşürme, düşürme. Aferin Bernat ya. Aferin aslanım benim ya. Bernat. Biraz daha etkili, biraz daha istekli be oğlum. Hadi be oğlum be. Hadi düşmüyor bizde. Bizde bu top. Bizde bu top. Bende, bende, bende. Dön topa tekrar. Hadi aslanlarım. Çıkın içeriden.
Çıkın içeriden, ofsayta düşsünler ya. Aferin, baskılı baskılı orada, yakın yakın. Yaklaş abi yaklaş, açı verme, açı verme, verme abim. Ya iyi paylaş, açı vermeyin şu adamlara ya. Son dakikalar ya ilk yarıda. Biraz daha dikkatli ya. Hadi koçum, hadi koçum, düşmüyor bu top. Vurun şuna. Aferin Rafinha ya. Kapat önünü. Süpersiniz beyler be. İşte istediğim savunma bu benim ya. Ne güzel bak. Hemen geçir önünü. Koy vücudunu arkadan. Tamam, bitti olay ya. Hadi oğlum, güzel bir kontra be. Hadi aslanlarım be. Hızla çıkın be. Lan paslaşmayın. Koşun. İleri koşun beyler. Aferin. Süper trafik yaptınız lan. Ver araya. Ver araya. Ver araya. Ver Müller'i. Müller. Müller çekti. Müller be. Adamsın ya. İşte bu ya. Aradığımız futbol bu ya. Harikasın Müller ya. Kontrol. Estetik. Paslaşmalar. Trafik. Ne ararsan bu golde var. Ne ararsan bu golde var. Tabii ki sondaki çalım. Kontrolle gelen o güzel çalım be. Topu düzelt işte 10 numarayla. Efsanesin Müller ya. Kontraya çıkamadık ama trafikte güzel bir paslaşma sistemiyle golümüzü bulduk. Köln'e dakika 50'de sonunda gol atmayı başarabildik. Gol atmayı başarabildik. Yolumuza devam etme açısından güzel bir gol elde ettik. Hadi beyler çabuk dönün, çabuk dönün. Bak koşuyor, koşuyor. Yakın. Yakın abi, yakın. Aman aman aman. Sakın vurdurma. Lan! Uf! La vur şunu. Helal sana be. Bu be bu. Gol yemek yok lan bu maçta. Gol yemek yok. Elimizden geleni yapacağız beyler. Bu maçı alıp gideceğiz buradan. Çizgi üstünde o çıkarttığım zor topu gol sistemi de tekrar bize gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi çok zor bir hamleydi. Topu çıkarttım, üstüne bir de direkten tekrardan altı pasın ortasına doğru gitmesi zordu. Ama defans çok yerinde bir müdahaleyle topu uzaklaştırmayı başardı. Birkaç oyuncu değişikliği var. Kim olduğunu hiç önemsemiyorum. Çünkü iyi bir ortayla ikiye aramak istiyoruz ama bulamıyoruz. Bulamıyoruz, kontraya dikkat beyler. Dedim değil mi? Kontraya dikkat dedim. Dedim. Ben tut şunu, tut tut. Kafanı kırdırtma, tut, yetiş ona. Aslansın, yetiş ona. Yetiş ona. Ya abi kaptırıyorsunuz bari, çabuk dönün ya. Cidden çabuk dönün ya. Nasıl rahatlıkla adam kafa vurabiliyor orada ya. Hadi içeride hareketle. Hadi aslanlarım. Hadi koçlarım. Lan bu maçı alacağız ya. Onlara vermek yok ya. Hadi dönen topa. Aferin oğlum. Aferin. Biraz daha hareketli. Rica ediyorum. Şu dönen toplara biraz daha hareketli ya. İzlemeyin abi düşeceği yere. Bakmayın ya. Biraz topa doğru gidin. Yetişirsin. Açtırtma. Süper. Kapatın açısını. Açı verdirtmeyin. Aferin. İşte bu savunma ya. Çok bir şey yapmanızı istemiyorum ki sizden. Sadece şut açısı verdirtmeyin. Deminki gibi vurmasın adam. Oğlum bu herifi bir yaklaşın ama ya. Çok kaçıyor o herif ya. Aman dikkat 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 abi, dikkat. Ben de dönen topa, aferin oğlum. Aferin Rafinha ya. Hadi beyler dayanın oğlum. Dayanın oğlum. 10 dakikamız kaldı şunun şurasında. Hadi aslanlarım, kapat önünü. Kapat önünü. Mükemmel. Lan dönen topa, aferin Boateng ya. Beyler hadi, zaman geçiyor. Az kaldı. Şu maçı bir atlatalım. Rica ediyorum. Helal sana Bernard. Düşürme. Bas önde. Bas önde abi. Basın önde. Pozisyon vermeyin. İşte bu. Rahat rahat. Bırakın adamlar orada pas yapsın ya. Siz savunmanızı, adamlarınızı iyi paylaşın. Yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden. Şu açıyı kapatın ya. Önünü bir kapatın. Vurmasın bu herifler ya. O adam rahatlıkla her yerden şut çekiyor ya. Kritik maç. Zor maç olmaya başladı artık. Ya şu Köln maçını bir an önce atlatmamız lazım. Artık hocam takımı defansa mı çekiyorsun? Ne yapıyorsan yap. Rica ediyorum. Aferin Boateng, aferin. Sektirmeyin, uzaklaştırın gitsin ya. Hadi oğlum, kaleci de geldi. Güzel de bir kontrol yaparız. Hadi aslanlarım. Hadi beyler, düşmüyor, düşmüyor. Güzel. Hadi çık şimdi biraz. Çıkın beyler, biraz çıkın. Rica ediyorum, çıkın, çıkın. Bırak bende. Lan, oğlum niye pas veriyorsun bana ya? Niye pas veriyorsun ya? Salak mısın lan, niye pas veriyorsun? Vur gitsin ya. Bırak diyorum, bırakmıyorsun. Bana pas veriyorsun ya, aptal herif. Ya 89'da yediğimiz gole bak ya. Sabahtan beri kıçımı yırtıyorum resmen. Yediğimiz gole bak arkadaş ya. Saçma sapan. Ya bırak bende o top zaten ya. Sen niye topa dokunuyorsun? Gerizekalı. Sonra defansa bağırınca bağırdı oluyor. Aptalın yaptığı hataya bak ya. Ya yedim ya, en saçma gollerden bir tanesi ya şu. Senin oynayacağın futbolun ben içine sıçayım. Hadi Boateng, hadi aslanım, hadi. Ya saçma sapan hatayla beraber kaldık ya şu sahada. Ya böyle mantıksız bir oynayış stili olamaz ya. Lan bir düşün, zaten herif atmış topu ya. Geri pas olmaz. Bırak ben alayım elime.
Sen niye bana geri paslık pozisyon yaratıyorsun? Durduk yere maçı verdik ya. Maçın başından beri uğraşıyorum. Gol yememek için uğraşıyorum. Takım biraz motive olsun, moral bulsun diye uğraşıyorum. Yaptığımız bir hata yüzünden bütün maçı katlettik ya. Allianz Arena'da Köln'le berabere kaldık. Chelsea maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz gibi 1-0 yenilmiştik. Moral açısından çok kötüyüz. Biraz moral bulmak, biraz neşelenmek, biraz da olsun kendimize gelmek adına idman yapacağız arkadaşlarımıza. Umarım bu idman Chelsea maçında bize faydalı bir skor almak açısından olumlu yönde etkiler. Ya çünkü Kurtağı iyi bir kaleci, benden de iyi bir kaleci. Ya beni geçme aşamasına gelirlerse Kurtağı'yla belki de golle burun buruna gelebileceklerini düşünüyorum. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi kolay bir lig değil. Almanya Ligi gibi değil. Zaten deminki maçta yaptığımız büyük hata bize bir de Almanya Ligi'nde etkili oldu. Aferin Roman, aferin. İyi bacak arası bıraktın ha. 5 diye yerleştirdin, aferin oğlum. Zaten Köln maçında da aldığımız saçma sapan beraberlik Chelsea maçının üstüne hiç gitmedi. Yani umarım kendimize geliriz. Yoksa gidişat hiç iyi durmuyor. Çok bir formsuzluk var üstümüzde. Bakalım bu formsuzluğu atlatabileceğiz mi? İyi bir idmandı. Hem benim adıma hem de diğer oyuncuların adına. Tabii ki hemen diğer fırlatma, degajı, falsolu vuruşlar ve duraksayarak penaltıyı da yapıyorum. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Chelsea'yi mutlaka yenmemiz lazım. Bunu unutmayın. Rica ediyorum, destekleyin bizi.